Evet gençler, bu sene çıkmasını beklediğim sorulardan bir tanesi. Normalde üçgen çizimiyle alakalı soru zaten son yıllarda geliyordu. Bu sene de artık milli eğitiminde bu programlama diline, bilgisayar diline ağırlık vermesiyle birlikte ben bu tarz bir soru bekliyorum. Burada şimdi bana demiş ki Gülşah için üçgenin A açısını, B açısını ve bir kenar uzunluğunu biliyormuş. Ve demiş ki bu programdaki bu adımları izleyerek bir üçgen çizecekmiş. Şimdi burada ben zaten normalde şunu bilmem gerekiyor konu anlatımından. Eğer iki açı ve bir kenarı biliyorsam ilk önce kenarın uzunluğunu çizeceğim cetvel yardımıyla. Ne yaptım? Burada AB kenarını çizdim. Birinci adımda zaten benim ilk önce normalde bu bilgisayar programını kullanmıyorsam bile ilk önce cetvel yardımıyla bu kenarı çizmem gerekiyor. Dolayısıyla bu şık buraları okurken de ona göre okuyacağım birazdan. Sonra da ne yapacağım? Açı ölçeri alacağım. Ve bana verdiği açıları mesela A açısını vermiş 40 derece diye. Buraya iletkiyi koyacağım açı ölçeri. 40 derecelik bir açı çizeceğim ışın. Sonra da B köşesine geleceğim 80 derecelik açı oluşacak şekilde açı ölçeri yardımıyla bir ışın çizeceğim. Kesiştikleri noktaya da C deyip ondan sonra buradan üçgenimi oluşturacağım. Burada maddeleri okuduğum zaman da bunu takip eden şeylere bakacağım. Bakın ilk önce 3. maddede demiş ki bunu 1 olarak alacağım tabii ki ben. Üçüncü menüde bulunan doğru parçası aracıyla 10 birimlik bir AB çizdir. Gördüğünüz gibi normalde cetvelle çizdiğim şey burada üçüncü menüde doğru parçası aracıyla zaten elde ediyorum. Birinci adım 3 olacak dolayısıyla. İlk önce zaten üçgen çizimde hepsinde ilk önce verilen kenarlardan bir tanesini çiziyorum. Sonra da ne demiştim? Açı ölçer yardımıyla iki açıdan birini artık hangisini istiyorsanız mesela A açısını veya B açısını geleceğim çizeceğim demiştim. Burada da bakıyorum şimdi. Şurada 4'te demiş ki 8. menüde verilen ölçüde açı aracını seçiyor. A ve B köşelerini tıklayarak birine 40 diğerine de 80 ölçülerine giriyor. Daha sonra oluşan noktaları 2. menüde doğru çizim aracıyla birleştiriyor. Ne yaptı bakın 40 derecelik ve 80 derecelik açı olacak şekilde doğru çizim aracıyla da bunları birleştirmek koşuluyla şöyle bir şey oluşturdu. Dolayısıyla oldu, bu da ikinci adım oldu. Zaten program yokken de ben bunu yapıyordum. Sonrasında da ikinci menüde kesiştir aracı yardımıyla kesiştiği noktayı buluyor ve yazım aracıyla bu noktaya C diyor. Yani o kesiştiği noktaya da C'yi söyledi. Dolayısıyla benim üçgenim oluşmuş oldu zaten. En son olarak da 5. menüde çokgen aracıyla ABC noktalarını seçerek ABC üçgenini oluşturuyor. Dolayısıyla benim cevabım da Adana oldu.